Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de gayet iyiyiz. Sizlere şöyle kahvaltı masasından bir açılış yapayım dedim. Şöyle hemen güzel kahvaltı hazırladım. Burada domates sosu yaptım. Böyle ekmek banarız diye yumurtamızı haşladım. Domates, salatalık, peynir her şeyi koydum. Şimdi kahvaltıya ablam geliyor. Mikail'le sabah doktora gitmiş. Giderken de yazmış Özgür, ben doktordan çıkınca sana yazayım da çay falan demlesine kahvaltı yapalım yaz demiş. Ben de tam onun yazdığında yeni kalkmıştım. Yarım saat sonra gördüm mesajını. Ondan sonra ablama tamam hadi hazırlarım ben yazdım. O da şimdi çıktık zaten yazmış. Hemen kahvaltılıklarımızı hazırladık. Şöyle şuraya çayımızı da demledik. Çayımı da demledim. Ablamı bekliyorum. Şimdi bugünümüzü de bakalım neler yapacağız bilmiyorum. Onun için bir başlayalım. Bir vlog'a başlayalım dedik. Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah. Sevgili arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bizleri sorarsanız. İnanın şu an ben yine hiç iyi değilim dermişim. Gerçekten de öyleyim, farkındaysanız sesim falan gitti. Ben sizlere çıkan haftadan beri doğru düzgün sohbet edemedim. Vloglarda da sohbet etmeye zamanım olmadı. İnanın çok yoğunduk. Çıkan cumartesiden Cuma beri, başladık. Cuma gününden beri arkadaşlar. Özge sizlere böyle bir çekti, ara ara koydu ama inanın tam çekemedi. Tam çekmiş olsaydı aslında yani hiç çıkmasa 10 tane vlog çıkardı ama biz bir giriştik böyle üst katları böyle işte sıyırtmaya, böyle biz Özge'nin odasını sıyırmaya başladığımda o kadar altından şey çıkacağını düşünmedim. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Özge çıkan sene daha buraya gelmeden önce biz eşimle birlikte benim odayı komple sıyırmıştık ve üst katı ona giriş gördüğünüz yeri sıyırmıştık. O benim kaldığım odayı, yani Özge'nin kaldığı odayı oturma odası şeklinde çevirmiştik. Biz çünkü burayı epey bize ıslamamıştık. Biz burayı arkadaşlar kaloriferimizde sorun olmuştu. Onun için Özge'nin o büyük odayı, şu anda yerleştiğimiz odayı kendimize oturma odası gibi yaptık. Üst katın çıkan merdiveni de öyle oraların kılıklarını yırttık ki aslında niyetimiz oraları tamir etmekti. Ama Özge bir anda gelince arkadaşlar bizim planlarımız tabii ki çok kötü bir şekilde böyle bir alt üst oldu. Yani planım geçtim, evkoyu geçtim. Yani hayallerimiz böyle, hayatımız alt üst olunca geçtim evden köyden, biliyorsunuz ben bir vakit kendime gelemedim. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Odur budur orası öyle kaldı. Çünkü ondan çok önde olan işlerimiz vardı arkadaşlar, biliyorsunuz. Her şey de kolay olmuyor. İnanın o kadar kolay değil. Biliyorsunuz zaten emekliyiz. Şimdi ben de çalışmasak ancak ucu ucuna her şey, yani aynı siz Türkiye'de yaşayanlar, yani burada da şu anda öyle arkadaşlar, keza iki kimse çalışmasa artık bu zamanda geçinmek çok zor. Diyelim öyle böyle geldi, bugüne geldik arkadaşlar. Ben bu sefer Özge tutturdu anneyle, işte ya çocuk çünkü odur budur orada koltukta yatıyordu, rahatı da iyi değildi. Yatak alalım filan dedi. Aslında kendi evinde sormuşlar kalmayayım diye. Evet, herkes onu da soruyor. Orayı da düzenlememiz gereken eksiklerimiz var arkadaşlar. Hepsi beraber olmuyor. Onun içinden her şey sırayla, yani her şey sırayla arkadaşlar. Acelemiz yok. Kalacak yerimiz var. Neyse, onun içinden bu sefer aslında ben oraya niyetim kendime bir baz almaktı. Özge'nin odasına da bir yatak alırız diye düşündük. Ama sağ olsun bir arkadaşımız, eşi kendine aslında yatak odası yeniydi. O da Fatma abla böyle böyle iyi bir yerde satıyoruz dedi. Yani yatak odamız falan laf çıktı öyle. Ben de düşündüm aslında, dedim biliyorum iyi kendini aldılar. Çok güzel bir yatak işte gördüğünüz gibi. Dedim bana verebilirsiniz dedim. Aslında ben parayla istedim, yani hani parayla ne kadar koyduysanız alayım diye. Allah razı olsun kendisinden de eşinden de. O da biz o ne demek Fatma abla dedi. Eşi ne parası dedi. Biz dedi al dedi, kullan dedi. Sağ olsunlar tabureye kadar getiriverdiler. Biz onu güzel benim odaya kurduk. Orada almak istersen Özge şey, anne dedi, şey Fatma abla dedi. Benim kızım da bir yatağı var. Kız onun uzağa taşındı arkadaşlar. Doktor kendisi. Esra'cığım canım benim. Kendisi diş doktoru. O da uzakta yaşıyor burada.
Onun da bir yatağı varmış. Onu da aldık arkadaşlar. O da Özge'yi tam dekardı gördüğünüz gibi. Evet. Allah razı olsun. Yani onların sayesinde hem Özge'nin odası hem bizim oda düzülmüş oldu arkadaşlar. Biz öyle deyince artık dedi ki odayı boyamak artık şey oldu. Yani orayı boyamak zorunda kaldık. Öyle diyeyim. Artık dedik işte bir boyasını alırız. İşte şöyle bir boyayalım dedik yani. Niye anlatıyorum? Şimdi o zaman Özge üzerine anlatıfa da öyle geçti diye anlatıyorum. Sonracığıma biz Özge'nin odasını bir soymaya başladık. Ben, Selma, Özge, Ümit hep beraber bir odayı bir şöyle bir ıslayıp ıslayıp kağıtları yırtmaya çalıştık. 3-4 tane kağıdın komple biz kağıdı temizleyelim altı şöyle bir şey olsun diye. O kadar berbat çıkacağını düşünmedik gördüğünüz gibi çok kötüydü duvarlar. Artık işte Ümit'le şöyle mi yapabiliriz böyle mi kurtarabiliriz dedik baktık. Olmuyor tabi türlü. Neyse işte burasını biraz bir şey döşeyerek Stropoa. stropo gibi bir tavana yapışan şeyler var arkadaşlar. Ümit artık en son Kartonpiyer mi yazmış kartonpiyer herkes? dışarı döşenen bir şey. Kartonpiyer değil o. İşte benim gösterdiğim şey söyledim. Bazı Stropoya kimseler tavana yazmış yapışan stropo ismini var. de ben şimdi bilmediğim Aynen öyle için. stropo diye geçiyor burada. Onu döşeyip orayı biraz kurtarmaya şeyinde kaldık, zorunda kaldık. Allah razı olsun çocuk da çok uğraştı. Selma da öyle, ben de öyle keza. Artık ben o kadar böyle yoruldum ki inanın artık aşağı indim ben. Yemek filan işine baktım. Yemek filan hazırladım onlara. Yani o tozdan mı oldum ne oldum arkadaşlar o gündür bugündür benim sesim gitti olabilir. Çünkü 2-3 gün boyunca hep toz dumandı evin içi böyle bir şeylerle uğraştık. Yani öyle böyle üst katlar hallolmuş oldu ama eksiklerimiz daha çok var. Çok var derken sağ olsun komedyenlerim de aldılar bu arada. İki tane komedi Evet, gerekiyordu onlara Anneler da Günü alındı. hediyesi olarak. Şimdi orayı alınacak benim ilk önce yorgan takımım var komple yesin arkadaşlar. Onları şu anda sermeyi düşünmüyorum. Ben yani 2 gün içinde belki 20 makine çamaşır yıkamışımdır artık. Evet, acayip Ne yıkadın. yorgan ne yatak yüzü hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. İnanın sürekli yıkadım yıkadım havalar da güzeldi kuruttum. Onları güzel şey yaptım. Şimdi hiç geçirmedim. Öylesine kullanıyoruz. Üst katta komple bir yorgan takımım var. Onları aşağı indirmeyi düşünüyorum. İzine gittiğimde oraya güzel bir takım diktirebilirsem güzel bir takım diktireceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de yorganların şeyleri daha büyük. Buradakiler de 135'i 2 biliyorsunuz biz ayrı ayrı kullandığımız için. Onları da artık o yatağın üzerine kullanıp bir de Türkiye'den güzel bir odama kilim getirmek istiyorum. İnşallah Rabbim izin verirse arkadaşlar. Güzel bir yatak odasına böyle bir kilim böyle kestirme yani böyle biraz böyle tül halılardan kestirip oraya getirmek istiyorum inşallah. Ondan sonra da arkadaşlar pazartesi camide mantımız başladı. 6. ayın 3'ü 4'ü 5'i herhalde değil mi? Evet. 6. ayın 3'ü 4'ü 5'inde kermesimiz var arkadaşlar. İnanın 2 seneden beri kermes yapmamıştık. Bunun için de tabii ki ön hazırlıklar başladık. Ramazan'da biliyorsunuz anlatmıştım sizlere tantuni ilgi için et doğramıştık. Şimdi bu sefer de mantımızı yapalım dedik arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlarımızın düğünleriydi, nişanlarıydı, Evet sözleriydi, dolu. kınalarıydı. İnanın o kadar yoğun ki. Yani önümüzdeki haftalarda hep düğün falan var yani. Neyse arkadaşlar 4 günden beri camide mantı yapıyoruz. Daha beter oldum ben. Nefesim sıkıştı arkadaşlar. Test kaç defa test yaptık. Acaba korona mı diye. Korona da çıkmadı. Ama gerçekten çok ya da alerjik bir durum mu ya da undan da mı oldum evdeki tozdan mı oldum ne Tozdan oldum olmuş ama gerçekten olabilirsin. nefes öksürüyorum sürekli çok şiddetli. O şekilde 4 gün mantı yaptık ama Rabbim kolayını verdi. Sağ olsun cemaatimizden de gelen giden oldu. Çok kalabalık bir ortamda güzel bir mantı beyaz yaptık arkadaşlar. Dışarıdan almak isteyenlere satışta yaptık. Öyle de sattık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Gösterdim ben sizlere. Özge'ye de sizlere şey yaptı yani. Çekimini Kermes yaptı. nerede olacak onu da söyle. Adres Kermesimiz isteyen de camide çok oldu. olacak arkadaşlar. Bizim camimizin adresini biz size Özge Linkin ya da alt yani aynen videonun altına ekleriz. videonun altına Marıl ekler. Fatih Evet, Camisi Marı Fatih Camisi diye diye. geçiyor. Bir de Özge onun adresini sizlere ekler. Aynen. Yakında o gelmek isteyenler gelebilir. Şöyle de bir durum var arkadaşlar biliyorsunuz. Ben 5. 25'inde 24'ünde Türkiye'ye gidiyorum. Bu ay. Çalıştayla birlikte bu ay. Bir de o var yani bir de o var. Ben böyle rahatsızım. Yani biletler de alındı. Her şey ayarlandı.
İnanın o kadar böyle üst üste geliyor ki her şey, ya düğünler dediğim gibi çok böyle üst üste her şey. Artık yani üst üste oldu her şey, o kadar yoğun geçiyor. İşte ben de o arada hani evin üst katları olsa biraz hallolsun dedim ama en son yatak odamız, neyse onlar gene bir şey benzer şimdi kullanacak haldeler. Özgün odasını ilerleyen zamanlarda abisi komple, burada şey var arkadaşlar, sıvaya benzeyen bir tahtalar var. Böyle sıva modeli gibi. O tahtalardan alıp komple Özgün odasını komple yeniden yapmamız gerekiyor. Ama şu anda değil. Ne dedi Ümit? İzine gidin gelin dedi. Bir de ayrıyetten buna masraf etmeyelim dedi. En azından gerçekten bir orayı bulur bize. O şekilde diyeyim. Çünkü komple duvarın o şeyle kaplanması gerekiyor. Böyle arkadaşlar aynı şekilde de çatı yapmamız lazım. Başlamışken onu da bitireceğiz. Çatıyı gördüğünüz gibi. Biz bu eve taşındığımızda arkadaşlar, bu evi aldığımızda çok küçük ve çok eskiydi. Bizim elimizdeki para bu evin iç kısmını yapmaya inanın yetmedi. Biz hep elden harcadık burayı. 50 bin orayı geçti belki bizi elimizden harcadığımız para. 50 bin orayla anca bu alt katta işte bu odayı büyüttük. Burayı büyütme yaptık ama o kadar Almanya'da yani böyle bir şey büyütmek etmek o kadar kolay değil. Burada usta çalışmak çok zor, ev alanlar bilir. Biz eşimle anca böyle çabalaya çabalaya çalışınca anca burayı bu kadar yapabildik. İşte at kaloriferdin döşet, alt katın elektriğiydi, suydu, her şeyler böyle yenilendi. Ama üst katları hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Acil artık burayı evin içindeyken tamir ettik ve çok çile çektik çocuklarla birlikte. Onun içinin üst katları kağıtladık. O zaman öyle bir boyaladık, öyle olduğu gibi bırakmıştık. Yani artık 20 sene oluyor. 20 seneden beri üst kata sadece arada bir kağıt üzerine boya yapmıştık değil mi? Aynen öyle Boya yapmıştık. yapmıştık, fazla bir şey yapmamıştık. Yani bu şekilde oldu. Yoksa ki üst katı hiç tamir etmedik. Bu şekilde arkadaşlar ama her şey ilerleyen zamanlarda yani değişmek istiyor, tamir etmek istiyor da bizim biliyorsunuz işte izin telaşları oluyor. İşte arada çocuklar evlen, işte oydu buydu. O kadar kolay olmuyor. İnanın çok bir konuşma oldu bu yine akşam akşam sizlere. Bu şekilde sevgili arkadaşlar, kaç gündür doğru düzgün sohbet edemedim sizler. Allah razı olsun. Güzel yorumlar yazıyorsunuz. Aslında geçenlerde bir canlı yayın yapmıştık bayramda. Ondan sonra bir tay yaparız demiştik ama hiç zaman olmadı. Zaten sesim başım hiç çıkmıyor. Çok yoğun ilgi oldu ona. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ben okuyorum. Hatta 4 gün falan blog paylaşamadık değil mi Evet, hepimiz? paylaşamadık işte 4 gün o falan bir odalara paylaşamadık. hallettiğimiz Odaları zamanlar. hallederken de. Bir de biz orada cam mantıya başlamışken de o orada oldu. Bugün mantıyı bitirdik arkadaşlar. Rabbimin izniyle yarın cuma. Bu arada cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Şimdiden öyle diyeyim de Allah inşallah bizleri cumanın o güzel zamanında, o vaktinde güzel dualar edip duası kabul olunan kulların aralarına bizleri de koyuversin inşallah arkadaşlar. Bu sabah şöyle bir şey oldu. İnanın camiye ben biraz geç gittim. Çok rahatsız olduğum için. Doktora gidecektim ama doktorda da maalesef dediğim gibi test olmadan işte almam alınmıyor. Yine onun içinden gitmemeye karar verdim ama biraz geç gittim camiye. Hocamız sağ olsun bugün bizlere Perşembe sohbet verdi. Biz hem oturduğumuz yerden mantılarımızı yaptık. Hocamız geldi. Biz böyle hocamızı dinledik. Yasin okudu hocamız. Duaları etti. Güzel bizlere sohbet verdi. Yaptığımızın ne kadar değerli olduğunu bizlere anlattı. Kendisi Allah razı olsun. Değerli hocalarımızın hepsinden de. O kadar güzel motive olduk ki inanın o hızla o şeyle bugün nasıl geçti anlamadım. Çok bereketli bir gündü. Allah razı olsun kendisinden. Yarın da bizim cuma arkadaşlar. Tekrar bizim grubun yani bizim camide kadın kollarında 3 tane grup var. 3 grup herkes sırasını biliyor her hafta. Mesela lahmacun varsa işte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye. Yarınki lahmacun sırası da bizim grupta. Şimdi bu mantının sonunda biraz yorucu olacak ama yarın lahmacun sırası bizde inşallah ekiple beraber biz bugün akşam arkadaşlarımız mantı bitince oraları toparlarken biz de lahmacunumuzun içine hazırladık arkadaşlar. Hazırladık, etti güzel onları. Yarın kıymasını atıp işte hamurda yoğurup yarın lahmacun yapacağız inşallah. Bu şekilde yine yarın evde yokum. Hafta sonu zaten hep yoğunuz yine. Böyle diyelim arkadaşlar. Bir oda burada kapatalım inşallah. Çok konuştum ben yine ama olsun. Uzun Olsun, arada zamandır böyle gerekiyor. konuşmamıştık. Arada gerekiyor.
Özge de sizlere ara sıra çekimler yapıp yine boş kalmayayım diye sizlere Aynen. gönderiyorum. Allah razı olsun hepinizden sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Ben sizlere böyle bir kısa açıklama yapma gereği duydum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın yeni bir vlogda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.